Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde, yeni haftada. Ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın, iyi haftalar. Günaydın Barış, sana da iyi haftalar. Teşekkür ediyorum. G20 ile başlayacağız. Moskova'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı. Toplantı öncesinde konuşmuştuk ama kur savaşları tabii aslında biraz damga vurdu toplantıya. Ne çıktı? Ve oradan çıkan kararlar piyasalarda, para birimlerinde sert hareketlere sebep olur mu? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, hatırlarsan zaten Cuma günü de konuşmuştuk. G20 toplantısından sadece temenni çıkabilir diye. Hı hı. Yani aslında çok önemli bir karar da çıkmadı. Sadece liderler dediler ki böyle hani ülkeler arası rekabet yaratacak bir devalüasyondan her ülke kaçınacak dediler. Bu arada tabii ciddi bir fırça bekleniyordu Japonya'ya ve Japonya üzerinde ciddi baskılar kurulacağı. Sen işte ne yapıyorsun? Bu kadar yen değer kaybederse diğer ülkeler ne yapacaklar şeklinde böyle tartışmaların olması da olasılık içerisindeydi. Ama öyle bir şey olmadı Barış. Öyle olmayınca da baktık piyasa AB'ye pek fazla bir aba altından sopa gösterilmedi. Hı hı. Bunun üzerine yen yine değer kaybetmeye devam etti. AB zaten yenin değer kaybetmesini istiyordu. Nitekim bu toplantıdan çıkan bildiride Japonya'ya herhangi bir uyarı da yer almadı. Ve şimdi ama şu var. İşte bu gelişen ekonomiler aşırı sıcak para akımlarına karşı kendi ekonomilerini korumak üzere parasal tedbirler alıyorlar. Hı hı. Zaten aslında ben Cuma günü hatırlarsan şöyle bir şey söylemiştim. Kur savaşları diye bir şey var mı yok mu? İnsanlar hani devletler şu an acaba bir kurları ciddi anlamda düşürelim de bundan fırsat sağlayalım mı diye düşünüyorlar. Yoksa kendi ekonomilerini canlandırma programları mı geliştiriyorlar? Eğer ona bakacak olursan Amerika ciddi biçimde para basarak 2008 yılından sonra zaten bunu yaptı. Aynı şeyi Japonya'nın yapması da kabul edilebilir bir şey. Eğer Türkiye'yi bu denklemin içine koyarsak Türkiye kesinlikle herkesten daha fazla kur savaşı yapıyor. Yani Türk lirasının değer kazanmasını engellemek adına Merkez Bankası sürekli faizleri indiriyor. Aynı zamanda sözel olarak da müdahalelerde bulunuyor. Tüm bu gelişmeler şunu gösteriyor. Büyüme sekteye uğramasın da global çapta, küresel çapta büyüme hız kazansın da bu arada kur savaşları olarak adlandırılan şey de belli bir dengede kalsın. Evet. Yani böyle düşünüyorlar. Piyasalarsa bir de şu mesaj var. Ya bırakalım piyasalar belirlesin. Arz ve talep belirlesin. Hı hı. Yani kurları. Bu arada IMF Başkanı Lagarde da Euro bölgesinde faizlerin yüksek olduğunu söyledi. Aslında o da sanki biraz Avrupa Merkez Bankası'na mesaj veriyor. Hani faizlerin orada yüksek olduğunu söylüyor. Avrupa'nın toparlaması gerektiğini belirtiyor. Avrupa'da biliyorsun eğer bu büyüme gelmezse arkasından ciddi anlamda bu borç artışı devam edecek ve özellikle de yılın ilk çeyreğindeki büyüme rakamları çok çok önemli olacak. Amerika cephesinde ise geçen hafta gelen veriler hani çok böyle beklenenden çok çok iyi değildi ama gene de Amerika'da toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor. Hı hı. Ve Amerika'da bu borçlanma sosyal güvenlik harcamaları, harcama kesintileriyle ilgili belirsizlik de ortadan kalktıktan sonra Amerika bayağı bir ivme kazandıracak tüm dünyaya. Çünkü yaklaşık neredeyse 16 trilyon dolarlık bir milli gelirleri var. Bunların yaklaşık 11 trilyon dolar tüketim. Burada %1 tüketimde artış olsa tüm dünyayı ciddi anlamda hareketlendiriyor. Ama şu bir gerçek Barış, ben tüm bu gelişmelerden şunu görüyorum. Biraz büyüme gelmeye kalksın. Bizim için kötü bir senaryo başlayacak. Tamam, Avrupa'nın büyüyor olması veya Amerika'nın büyüyor olması bizim için de iyi olacak ama özellikle petrol çok artacak gibime geliyor. Yani petrol kıpırdanmaya başladı ve
petrolde belli dirençler kırıldıktan sonra bizim cari açık üzerinde de baskı yapmaya başlayacaktır. Bu anlamda 2013 yılı çok ilginç bir yıl olacak. Yani Avrupa ve Amerika büyümeye başlasa bile Türkiye üzerinde bir miktar bu kara bulut yaratabilir. Petrol fiyatları kanalıyla kara bulut yaratabilir. Bir de Amerika ve Avrupa büyümeye başladığında bu sefer Amerikan tahvil ve bonolarından para çıkışı olacak. O para, çıkan para gidip gelişmekte olan ülkelerde şey arayacak. Getiri arayacak. Risk iştahı yükselecek. Böyle bir durumda Türkiye'ye ciddi döviz girişi de olabilir yine. Özellikle bizde faizler hala dış ülkelerle, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında en yüksek faizi veren ilk 3 ülkeden bir tanesiyiz. Bu anlamda Türkiye'ye para girişi olacak. Cari açık üzerinde tabii ki olumsuz etki yapacak. Ve Türkiye acaba %4 büyüyebilecek mi? %4-4,5 büyüyebilecek mi? Bunu çok fazla tartışıyor olacağız. Ama yılın ilk işte 2 ayı bitmek üzere şöyle bir baktığımızda henüz çok belirgin bir Türkiye'de ivme kazanılmış değil. Peki hocam, G20 toplantısıyla ilgili herhalde daha fazla söylenecek bir şey de yok. Yok, yani sizin söylediğiniz çok gibi önemli bir şey çıkmadı. O gün de siz aynı yorum yapmıştınız, hani çok mühim bir şey çıkmayacak demiştiniz. Gelelim şimdi bizim içeriye. Yarın Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Ne bekleniyor? Hangi karar çıkarsa piyasalar açısından etkisi nasıl olur? Şimdi PPK toplantıları, son iki toplantı çok önemli oldu Barış. Çünkü Merkez Bankası bayağı ciddi kararlar aldı. Sorun ne? Önce onu bir ortaya koyalım. Birinci sorun siyasi bir sorun. Yani daha doğrusu kurumlar arası bir çatışma olarak ortaya çıktı geçen ay içerisinde. İşte Sayın Çağlayan'ın, Zafer Çağlayan'ın işte memurumuzdur sözünden sonra Merkez Bankası'nın bağımsızlık kitapçığını açıklaması ve arkasından çeşitli medya gruplarına da yansıdı. İşte BDDK'nın bu konuda uyarı gönderdi. Sonra BDDK'dan açıklamadık. Asla böyle bir uyarı falan göndermedik gitmedi Merkez Bankası'na. Her şey Finansal İstikrar Komitesi'nde sağlanıyor. Orada eş güdümlü bir politika izleniyor açıklaması geldi. Ve Merkez Bankası ile diğer kurumlar arasında bir miktar böyle sıkıntı var görüntüsü bir miktar son bir haftada aşılmış gözüküyor. Bu şartlar altında toplanacak Merkez Bankası. Ne yapabilir Merkez Bankası ve bizim vatandaşın cebini nasıl etkileyebilir? Birincisi, Merkez Bankası kredi büyümesini %15'te tutmak istiyor. Şu an kredilerin %19'a yakın büyüdüğünü görüyoruz. Ve %19'a yakın büyümeye rağmen büyüme 2012 yılında %2,5 seviyelerinde falan olacak. Yani 2,5, 2,6, 2,7 olabilir. İlk başta 4'te hedef, sonra 3'e çekildi. 3'ün de altına gitti şimdi son çeyrek büyüme rakamlarından sonra. Böyle olunca tabii büyüme ciddi bir sorun. Acaba Merkez Bankası yanlış bir hesap mı yapıyor? Yani bu çok önemli. Yani Merkez Bankası %15 kredi büyümesinin %4 büyüme hedefi için yeterli olduğunu söylüyor. Son yayınlamış olduğu enflasyon raporunda da bu var. Bence orada bir miktar hata yapılıyor. Ve biraz gevşetebilir Merkez Bankası. Şu an Merkez Bankası'nın faiz indirmesini bekleyen bir ekip, ekonomistler görüşü var. Bir de hayır, faizlere dokunmayacak, munzam karşılıkları artıracak görüşü var. Şimdi faize dokunursa ne olur? Üst bandın üst kısmı 8.75, alt 4.75 ve politika faizde 5.50. Bunu aşağı çekerse doların bir miktar değer kazanmasını isteyecek. Niçin doların değer kazanmasını istiyor? Yani TL'nin değer kaybetmesini istiyor ki bu dış dengeleri bozsun. Daha doğrusu dış dengeleri Türkiye lehine geliştirsin. Yani cari açığın artmasını engellesin. Çünkü dolar ne kadar yukarı giderse ithalat o kadar pahalı hale gelecek. Dolayısıyla senin dışarıdan yapmış olduğun alımlar artmayacak. Fakat öte yandan faizi indirmek bu sefer kredi talebini yükselttiği için aynı anda faizi indiriyor. Kredi faizleri de düşecek. O zaman kredi faizlerini düşürmek istemiyor. Faiz düşsün genel faiz ama kredi faizleri düşmesin. Bu sefer de ne yapıyor? Munzam karşılıkları arttırarak kredi faizlerinin düşmesini engelliyor Merkez Bankası. Şu an hepsini ayarlamaya çalışıyor. Bir yandan cari açığı
işte tutmaya çalışıyor. Bir yandan doları belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Bir yandan faizi, kredi faizlerini düşürmemeye çalışıyor. Yani aynı anda 3-4 tane dengeyi sağlamaya çalışıyor ve çok acayip zor bir iş yapıyor. Bu işin zorluğu bence bu toplantıda da ortaya çıkacak. Şimdi bu toplantıda krediler %19 büyüdüğü için, bir de şey olduğu için, reel efektif kur endeksi 120'nin üzerine çıktığı için doların bir miktar değer kaybetmesini isteyecekse o zaman faizi indirmesi lazım. Faizi indirirse kredi faizlerini indirmemek için muzam karşılığında arttırması lazım. Yani geçen ay yaptığının aynısını yapması lazım. Ben pek beklemiyorum geçen ay yaptığının aynısını yapacağını. Geçen ay yaptığı ekonomide ve dengeleri belki 2 ay, 3 ay, 4 ay gecikmeyle etkileyecek. Ben bu sefer sanki Merkez Bankası hiçbir şey yapmayacak. Ne muzamla oynayacak, muzam karşılıklarla, zorunlu karşılıklarla, ne de faizlerle oynayacak. Faizleri de indirmeyecek. Hı hı. Biraz kendi haline bırakacak. Zaten şu Moody's'in not artırma işi, hikayesi bittiği için de oradan dışarıdan ekstra bir dış yabancı paranın gelmeyeceğini varsayarak bir miktar dolar üzerinde zaten TL bir miktar değer kaybedebilir diye düşünebilir. O nedenle hiçbir şey yapmayarak sadece beklemede geçirebilir bu ayı. Fakat en zor ay şey açısından, Merkez Bankası'nın ne yapacağını tahmin etmek açısından en zor ay. Ben şimdi Merkez Bankası'nın yerine kendimi koyuyorum. O zaman düşündüğümde bu ay oynamazdım diyorum. Yani bu ay hiçbir şeyi değiştirmezdim. Bir, geçmiş aylarda aldığım, iki ayda aldığım politika kararlarının sonucunu görmek isterdim. Ve bu büyüme tartışmalarını da alevlendirecek yeni bir karar almazdım. Yani muzam karşılıkları arttırırsam sonuçta gene çok büyük sıkıntı olacak. Hı hı. Bankalar gene kredi vermiyor diye aynı şekilde şikayet gelebilir. Böyle bir tavır olabilir mi Erdoğan başında? Hakikaten yapı olarak hani biraz da dediğiniz gibi işin içinde siyaset boyutu da var. Son 1-2 aydır işte bu son Zafer Çağlayan'ın açıklamaları, sonra yayınlanan kitapçık. Ama o kitapçık sanki bu ayda bir takım kararlar alınacakmış gibi bir işaret vermiyor mu aslında? Bağımsız diyor, altına ona vurgu yapıyor ve dolayısıyla hani o anlamda bir karar gelir mi? Aslında o kitapçık bence şeyden hani bağımsız, yani diğer olaylardan bağımsız, tamamıyla şey hani olarak düşünüyorum ben. Merkez Bankası'nın görevi şudur kardeşim diye hatırlatmak, herkese bir nevi hatırlatma, ama o söz üzerine, yani memurumuzdur sözü üzerine bence onu hazırladılar. Dolayısıyla o kitabın yayınlanmış olması, bakın biz istediğimiz gibi kararlarımızı alırız, bunda da alacağız. Eğer öyle bir şey olursa böyle şöyle bir görüntü de oluşabilir. Yani size rağmen işte bakın ben bu kararları alıyorum. Yine işte muzam karşılıkları arttırdım. Kredi büyümesini engelleyeceğim. Şimdi Babacan dememiş olsa, yani Babacan kendi ağzıyla Davos'taki toplantıda %15 sınırlamayı yapmak için gerekli her türlü önlemi alacağız, bu konuda çok ciddiyiz dememiş olsa aslında hiç sorun kalmıyor. %19 da olsa tamam canım, biraz da krediler öyle gitsin diye düşünebilir. Tabii. Ama burada ben Merkez Bankası'nın şunu görmesi lazım. Kredi büyümesinin %15 olmasıyla %19 olması arasında, %20 olması arasında çok ciddi bir fark olmayacak. Neden biliyor musun? Senin bankan eğer yurt içinde sınırlanmış ve kredi veremiyorsa, bu sefer özel sektör eğer ihtiyacı varsa gidecek yurt dışından bulacak. O faizi gidecek yurt dışındaki bankaya ödeyecek. Yani eli mahkum, o gidip gene bulacak ve tabii, çok rahat da bulabiliyorlar. Dolayısıyla iç piyasadaki kredi genişlemesini, tek başına kredi büyümesini engelleyerek yapmak o kadar da kolay değil. Ama iç kredi büyüme, o kredi faizlerini, pardon, muzam karşılıklarını arttırdığında, kredi faizini düşürmediğinde iç talebi bir miktar etkiliyor. Yani sen ben gidip yurt dışından kredi bulamayız. Yani bireysel olarak. Tabii, ama tabii, şirketler bulabilirler. Dolayısıyla sen ben kredi bulamazsak kim harcayacak? Harcamak için mutlaka geleceğimizi tüketmemiz gerekiyor. Yani bu sistem lanet olsun, öyle bir sistem haline geldik ki yani. Yani ekonominin büyümesi için borç almamız gerekiyor, tamam mı? Veya ekonominin büyümesi için ciddi tasarruf edip bu tasarrufu da yatırıma kanalize etmemiz gerekiyor. Tasarruf meyli azaldı. Faizler çok düşük çünkü para getiri bulamıyorsa adam niye tasarruf etsin ki? O anlamda ben Merkez Bankası'nın bu sefer hiçbir şey yapmayacağını düşünüyorum.
Abdurrahman Şahin de diyor ki hocam Erdem Başçı'nın politikasını destekliyorum. Bir de espri yapmış. Eğer Başçı kitapçığı atarsa sorun olur mu? Hani daha önce atılan bir kitapçık vardı ya, anayasa kitapçığı malum. Evet. Bir sorun olur mu diye sormuş. Evet. Onun yaklaşımı da böyle. Ama sizin söylediğiniz ilgi çekici elbette. Hani Merkez Bankası bugüne kadar son dönemde bütün para politikası kurulu toplantılarının ardından bazen 2-3 karar aldığı da oldu hatta. Tek kararla da geçiştirmedi ama bu sefer sessiz kalırsa o da belki farklı yorumlara da sebep olabilecektir. Dediğin doğru. Bak şimdi sen aslında gazetecilik içgüdüsüyle hani Merkez Bankası sessiz kalsa bu sefer acaba geri adım mı attı? Tabii öyle de düşünüyorum. Yorumu yapılacaktır. Fakat teknik olarak baktığımda da ben olsam Merkez Bankası Başkanı'nın yerinde hakikaten bu ay hiçbir şeye dokunmam. Niye biliyor musun? Çünkü daha geçen ay aldığım kararların etkisini görmem lazım. Yani geçen ay aldığım muzam artış kararı birlikte belki de gelecek ay öbür ay kredi büyümesini belki bir miktar yavaşlatacak zaten belki de. O anlamda o politika etkilerini görmeden şimdi bir daha karar almalarının bence çok fazla anlamı yok. Faizi düşürse daha önceki faiz düşüşleri ne yaptı ki? Doları çok mu yükseltti? Moody's işi olmayınca dolar bir yükseldi, geri geldi dolar. Doğru. Dolayısıyla kur üzerinde de fazla etkili olmuyor ki şey. Ben onu da görsem o zaman faizi sürekli indir. Zaten negatif faiz. Bu ülkenin cari açığı var. Cari açık eşittir ülkedeki tasarruf açığıdır. Hmm. Tasarruf açığıysa zaten faizi de daha da indiriyorsan adam zaten %6-6,5 net eline geçmiyor bankadan yani vergiyi çıktıktan sonra. Sen faizi daha da indirdiğinde bu sefer %6'nın altına gelecek. Enflasyon zaten şu an tekrar 7'ye gelmiş durumda. Böyle bir ortamda negatif reel faiz ortamında nasıl ben tasarrufların artmasını ve cari açığı engellemesini bekleyeyim ki? Dolayısıyla bence artık bir durdurmaları lazım orada. Peki hocam şimdi haftaya başlarken İMKB'ye bakacağız. Tabii altını konuşacağız. Altında çok sert bir düşüş vardı. Faize bakacağız ama İMKB ile başlayalım. Levent Evkuran da sormuş. Diyor ki yazınızda belirttiğiniz ayı tuzaklarının sonu geldi mi? Alma zamanına geldik mi? Önce şunu soracağım hocam. Nedir bu ayı tuzağı? Bilmeyen izleyicilerimiz de var mutlaka ve siz yazınızda nelere dikkat çekmiştiniz? Evet şöyle Para Dergisi'nde pazar günü yayınlanan yazımda şöyle söyleyeyim Barış. Şu günler grafiklerde şimdi vereceğim. Grafikte borsa 2 gün yukarı açıldı. Ve arkasından 2 gün arka arkaya yukarı açıldıktan sonra düşüş sergiledi. Ve bu düşüşler ciddi anlamda yatırımcıyı strese soktu. Yani şu olaylar. Şimdi borsa bakıyorsun yüksek açılış yapıyor, yukarı açılış yapıyor. Sonra hızla geriliyor ve gün sonu aşağıda kapatıyor. Daha önce de aynı şekilde burada yüksekten açılıyor, sonra aşağıda kapatıyor. Bu insanlarda korku yaratmıştı. Ve ben de bunun üzerine o günkü yayında da göstermiştim. Yani şöyle bir şey olacak. Hatta şu gün yayına başlıyorduk. Yani şu gün daha başlamadan önce. Çarşamba günü, Perşembe sabahı. Tekrar aşağı yukarı açılırsa tekrar aşağı gidebilir. Ondan sonra da şu destek var ya daha önce gördüğü. İşte burası 77.600 desteği. Bu desteğin altına geldiği zaman insanlar çok korkar ve satmaya başlarlar. Yani orası da kırıldı artık. Yine sert satışlar geliyor korkusu. Yani şuradaki sert satış var ya. Evet. Bu insanlarda şu an bilinçaltında ciddi bir travma oluşturdu. Yani burada zaten kimsenin yakalamasına imkan yok yani. Burada her an bir yukarı döner mi beklentisi. Evet bu bölgede tam döndü. Şuradan döndü. Ve ilk tepkiyi güçlü verdi. Arkasından yukarı tepkiler çok zayıf kaldı. Ondan sonra da hep yeni dip test etti şu dipleri. Benim ayı tuzağı dediğim yer burası. Yani onu göstereyim şöyle. Tam şu nokta ayı tuzağı. Yani tam ayı demek piyasada düşüşe oynayanlara ayı deniyor. Yani düşüş başladı, destekler kırıldı, artık hızlı satışlar geliyor dediğin yerde herkes burada satmaya kalktığında tekrar bir bakıyorsun borsa dönüyor, sen de tuzağa yakalanıyorsun. Orada sattığında kalıyorsun. Ayı tuzağı dediğimiz şey bu. Sonra cuma günü piyasa açıldı. İlk seans iyiydi. İkinci seansta çok sert bir satış geldi. Yani şurada. Bunu 5 dakikalık grafiklerde daha net göreceğiz. Yani şurada piyasa sabah yüksek açılıyor. Fena gitmiyor.
bir anda, ben hala sebebini bilmiyorum. O sırada birçok sebep uyduruluyor. Yani işte yok şu banka karını düşük açıklayacakmış vesaire görüntüsü var. Şu an grafik üzerinde, arkadaşlar grafiği verelim ekrana. 5 dakikalık grafiklerde yaklaşık 77.800'lerden 76.700'e kadar 1000 puanlık bir düşüş oluyor. Bu düşüş o kadar sert oluyor ki herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bir bakıyorsun tekrar şu çizginin altına düşüyor. Verelim arkadaşlar, bilmiyorum teknik bir sorun mu var acaba? Grafiği rica edebilir miyiz arkadaşlar? Grafiği ekrana verelim. Şu an ekranda hocam. Şu çizgi, şu çizginin altına düştüğünde ayı tuzağı demiştik. Bu çizginin altına cuma günü ikinci seansta tekrar düşüyor. Evet. Ve tekrar burada eyvah ne oluyor derken, bir de hacim de artmış burada. Ciddi bir işlem hacmi de gerçekleşiyor. Ne oluyor derken duruyor, toparlıyor, tekrar kurtuluyor o tuzaktan. Daha doğrusu orada kim panikleyip sattıysa tam dipten satmış oluyor aslında. Şimdi izleyicimiz Levent Aykuran şunu soruyor. Ayı tuzakları bitti mi? Evet. Ve bundan sonra alım zamanı geldi mi? Zaten geçen hafta çarşambadan beri ben şunu söyledim. Borsa günlük bazda yaklaşık 86.500'lerden 77.500'lere kadar geriledi. Hatta 77.000'e kadar geriledi. 76.500'e kadar geriledi. Yani 10.000 puan geriledi şu an. Yani burada 10.000 puanlık bir gerileme var. Bu 10.000 puanlık gerileme %10'a tekabül ediyor. Hatta %10'un üzerinde bir geri çekilme var tepe seviyeye göre. %12 civarında. Ben bakıyorum kriz dönemleri hariç borsanın yaptığı en fazla gerileme %10-12. Peki burada beklentilerin tamamı girdi mi borsanın içerisine? Girdi. Şu an beklenti, işte Moody's beklentisi bitti, o bitti. Büyümeye ilişkin 2012 yılında kötü olacağına dair beklentiler geldi. Sanayi üretimi çok kötü düşüş yaptı. Bu bölge artık konsolidasyon bölgesi. Yeni ayı tuzakları oluşabilir. Yani özellikle 70.000 çok konuşuldu şu sıralar. Yani endeks tekrar 71.000'e kadar düşecek şeklinde. 71.000 neresi? 71.000 seviyesine bakarsak 71.000 seviyesi şurası. Yani bizim daha önceki zirve seviyemiz, kırılamayan. 2010'da gelindi oraya. Şunu alalım şöyle. Tam 71.000 seviyesi burası. Dolayısıyla buradan dikkat edersen tam bir üçgen halinde düşüş var. Buraya kadar bir düşeceğine dair bir beklenti var. Yani piyasada. Ama şu bölgede, şu bölgede bir önemli destek var. Dolayısıyla ben %10'luk düşüşten sonra bu bölgede bir miktar toparlama bekliyorum ve toparlamanın da yaklaşık olarak 82.500'e kadar olmasını bekliyorum. Yani 81.500, 82.500'e kadar olmasını bekliyorum. Burada önemli olan şu. Bu bölgeden daha da şu şekilde sert düşüşler şimdilik beklemiyorum. Çünkü BDDK Başkanı da bu yıl bankaların geçen yıl 26,5 milyar lira kar ettiğini, 2013 yılında da krediler büyümese bile 24 milyar civarında kar edeceğini söylüyor. Demek ki %8-10'luk bir kar düşüşü olsa bile zaten borsa o düşüşü gerçekleştirdi. Bir süre yine daha yatay ve sıkıcı gitmeye devam edeceğiz. Şimdi bu ikinci hafta doldu. Yani ikinci haftamız doldu. Düşüşün başladığından bu yana. Pardon, üçüncü haftamız doldu. Genellikle üçüncü haftada dipleri biz görürüz. Bundan sonra yavaş yavaş derleme olacaktır. Ben olsam hakikaten 2012 yılında karları azalmış ama konjonktürel nedenlerle azalmış ve baz etkisi olacak kağıtlar var. Yani 2012'de karları düşmüş ama 2013'te normale dönecek ve normal karını elde ettiğinde bile %50, %60 karlarında artış olacak kağıtlar var. O tip kağıtlarda pozisyon alıp beklemeyi tercih ederim. Yani şu an ben genel olarak İMKB'de gerçekten 71.000'e düşse dahi, yani şu an zaten 76.500 civarı 3.000-4.000 puanlık bir düşüş çok daha iyi alım fırsatı yaratır. Bu seviyelerden hani insanlar paranın tamamıyla değil belki ama yeni bir düşüşe karşı kendilerini hedge etmek için, orada da alım yapmak için bir kısmıyla alıp düşüşlerde, yani panik sert düşüşlerde alım yapmak gerekiyor. Bugünlerde onu yapmak lazım. Yani baktığınız sert düşüş oluyor, satmak yerine o gün hemen alım yapmak gerekiyor. Çünkü çok fazla ayı tuzağı göreceğiz. Yani ayı tuzakları bitmedi hocam, devam edecek diyorsunuz. Evet. Peki gelelim
altına. Şimdi altında çok sert bir düşüş oldu. 1600 dolardan da doların da altına geriledi. Evet. Altında neler oluyor bir bakalım. Siz daha önce zaten hani düşüşü belirtiyordunuz. Düşüş daha devam eder mi? Sürer mi bu düşüş? Evet, şöyle zaten altında barış yaklaşık olarak nereden baksan aralığın başından bu yana 1635 ile 1700 aralığında gitti geldi gitti geldi ve ben bu kanalı referans kanal olarak verdim. Dedim ki bu kanal içerisinde ya aşağı gidecek ya da yukarı gidecek. Yukarı gitmesi için sebep yoktu. Sebebi de şu, altını götüren temel senaryo, hikaye tamamıyla Amerika Merkez Bankası'nın bastığı paralardı. Evet. Şimdi Fed'in toplantı tutanaklarına bakıyoruz. Fed'in toplantı tutanaklarında işte parasal genişlemeyi acaba durduralım mı mesajları var. Dolayısıyla altın bundan rahatsız oldu. Zaten şu seviye, yani şurada göstereyim ben, şu düşüş, şuradaki düşüş tamamıyla altının işte o Fed toplantı tutanaklarının açıklanması düşüşüdür. Ve arkasından da zaten toparlamakta zorlandı. 1700'lere yaklaştı, geri döndü. Hı hı. Şimdi 1635 kırılırsa orada short pozisyon açılabileceğini belirtmiştim. Yani özellikle de altının TL bazında 90 liraya kadar gerileyebileceğini belirtmiştim. Nitekim altın dolar bazında 1600 doların hemen altını gördü Cuma günü. Yani 1599,5 doları gördü ve bugün itibariyle 1614 dolar seviyesinde. Hı hı. Benim tahminim şu, 1630'a doğru gidecek altın yukarı doğru. 1627 ile 1635 aralığına gelecek. O bölgeyi de tekrar yukarı kırabilir mi? Zor görüyorum ben onu. Ve buradan itibaren daha önceki destek seviyesi olan, şu destek ortalaması olarak verilebileceğimiz önümüzdeki bir ay içerisinde 1575-1580 dolar seviyelerine kadar gerileyerek buralarda destek bulmaya çalışır. İşte altının alınacak zamanı bence o dönemdir ama şu an hala aşağı trendde olduğu için henüz alım önermiyorum. Ama şeye bakacak olursak, TL bazında altına bakacak olursak, özellikle şu 92-93 lira seviyesinde önemli bir destek gözüküyordu TL bazında. Ve dikkat edersen burada 93,5 liradan aşağıya doğru çok sert bir geri çekilme oldu ve 90 lira 90 kuruşa kadar düştü. Benim tahminim yaklaşık olarak 90 lira seviyesinde karar kılmaya çalışacaktır. Ve 90 liranın altında görürse eğer işte orada orta ve uzun vadeli alım için uygun yer burası. Yani özellikle 85-90 aralığı alım için uygun. Oraya gelir mi bilemiyorum ama 90 rakamlarını göreceğimizi düşünüyorum önümüzdeki bir hafta için. Hocam, Doğan Kılıçay altınla ilgili şunu soruyor. TL bazında alt destek neresidir? Sizce buradan kısa vadede alınabilir mi demiş, 1-2 haftalık, yoksa daha beklemeli miyiz? Bence şey, eğer 90 lira seviyesi görülürse, 80 hani 90 lira veya 6 seviyeler görülürse ani bir panikle, hı hı, hızlı geri çekilme olursa, yani o zaman alınabilir 1-2 hafta vadeli. Yani 90 liradan alırsın, 90 liranın altından alırsın, 91-92 lirada satarsın. O da yaklaşık %2-3'lük bir getiri yapar. Bence oralar görülebilir ama şu an ben altın alayım mı denilse hayır almayın derim. Çünkü 1599'u bir defa test etti altın onzda. Ondan sonra şimdi 1614 dolar seviyesinde ama yükseliş güçlü değil çok fazla. Ama bir güçlü yükseliş göreceğiz. Yani bir 1630-35'lere doğru göreceğiz. O sırada 92 liraya gelir bizim altında burada. Ama şunu söyleyebilirim. 90 lirayla 92-93 lira arasında bir kanal oluşacak yalnız. En az bir ay süreli bir kanal oluşmasını bekliyorum. 90'ın altına gelirse orada kısa vadeli alım düşünebilir. Peki hocam, şimdi dolara bakalım mı bir de? Bugün bizim Türk basınında da yansıyan Wall Street Journal'da çıkan bir haber var. Dolarda adil fiyat 2 lira 10 kuruş demiş Wall Street Journal'daki yorumcular. Hatta biraz da bize kızmışlar bu Bank of America'nın analistleri. İşte Türk lirası %18 fazla değerli yorumunu yapmışlar. Bu kadar, evet, değerlenmemesi lazımdı. Çünkü diyorlar uzun süredir yatırımcıların favorisi olan bir para birimi konumunu zayıflatıyor yorumunu, evet, yapmışlar. Ne dersiniz sen bu Türk lirasının değerlenmesi yorumuyla ilgili? %18 fazla şu anda diyorlar ve dolarda adil fiyat 2.10 lira. Bu yoruma ne dersiniz? Dolarda şu an manzara nasıl? Şimdi zaten bütün piyasa bunu dikkatle izliyor. Biz bunu nereden izliyoruz? Merkez Bankası'nın reel efektif kur endeksinden izliyoruz. Merkez Bankası çok net bir şey söyledi. 125
125'in üzerine giderse reel efektif kur endeksi, o zaman çok aşırı değerlenmiş olur. Ben o zaman zaten müdahale ederim. 120'nin üzeri de şeydir. Değerli kabul ediyor. Bir kere reel efektif kur endeksinin şeye düşmesi lazım. Yani şöyle bir 120 115'lere düşmesi lazım. Bunu hangi yılı baz aldığına göre değişir Barış. Yani dolar Türk lirası pahalı mı? Yani dolar TL dolara karşı çok mu değerlenmiş yoksa az mı değerlenmiş? 2006'ya göre alırsan pek değerlenmemiştir. 2001'e göre alırsan çok aşırı değerlenmiştir. O anlamda ben şunu söyleyeyim. Benim kafamdaki rakam 2.10 değil. Çünkü 2.10 dengeleri çok bozar. Yani ihracat ithalat dengelerini alt üst eder. Maliyetlerimizi çok fazla arttırır. Aynı zamanda petrolün ülke üzerindeki maliyetini çok fazla arttırır. Biz sürekli o zaman zam ve enflasyon görürüz. Yani 2.10'a gelecek olursa dolar, biz ondan sonra enflasyonu %8'de de tutamayız. Yani %1.5-8'de de tutamayız. Benim ideal gördüğüm seviye 1.80'de 1.85 aralığı. Yani aslında dolar 1.80-1.85 aralığına gelse, ama bu bir günde gelmesi değil de çok kademeli yavaş yavaş artarak 1.82-1.83'e gelmiş olsa, orada ekonomi için çok hem motor güç yaratacak, güç verecek ekonomiye, hem de enflasyonu çok fazla azdırmayacak. Yani enflasyon dengelerini çok fazla bozmayacak bir kur olur. Ama işin kötü tarafı ne biliyor musun? İşte bunun böyle olmasını Merkez Bankası'nın veya herhangi bir politika yapıcının yapması değil, bunu piyasanın kendi kendine yapması. Şimdi bu şu sinyali aldım ben. Yani iş Financial Times'ta yayınlanıyor sonuçta, tamam mı? Yani Financial Times'ta yayınlanmışsa bütün dünya bu haberi... Bu yorum şeydi hocam, Wall Street Journal'da. Wall Street Journal'da. Ama yorumu yapanlar Bank of America'nın analistleri. Evet, Merrill Lynch. Şöyle, onlar zaten Türkiye'yi çok ucuz buluyorlar. Hala hisse senetlerini de ucuz buluyorlar. Ben şunu söyleyeyim, bu dışarıya bir sinyaldir. Aslında Merkez Bankası'nın işini çok kolaylaştıracak bir yorum ve analiz. Eğer burada dolarda bir miktar yukarı hareket olursa, bunu şuradan anlayacağız. Oradaki Wall Street Journal'da yayınlanmış olan bu haber sonuç olarak şey yapacak. Yani yabancı yatırımcılar bunu okuyorlar. Tabii. Hepsi izliyor. Ama Türkiye'de kurların bir miktar TL'nin bir miktar daha değerinin düşebileceği algısını alabilirler. O yüzden bir miktar TL'de düşüş görebiliriz. Bu da aslında şu anki hava da ona çok uygun, yani bence çok uygun. Şöyle 1.77-1.50 yukarı geçilirse, yani 1.80'in üzerine atabilir dolar TL kuru. Ben şimdi şu an grafiği verelim arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1.77-1.50 seviyesini gördük. Ve şurası 1.77-1.50'nin hemen üzeri. 1.77-1.70 falan. Şurada çok önemli bir destek vardı şu bölgede. Ve orası şu an direnç oluşturuyor. Şimdi yukarıdan baktığımızda da sıkışıyor gitgide. Aşağıdan baktığımızda aşağıda bu 1.75'leri gördü. Zaten biliyorsun 75'in altına gelirse alım yapın. Veya 75 seviyelerinden diye genel olarak. Çünkü Merkez Bankası'nda müdahale edeceği bir yer yani 1.75 seviyesi. O yüzden onda, o konuda rahattık. Şurayı geçeceğini ben düşünüyorum. Yani 1.77-1.50'yi geçip yaklaşık 1.78-1.80, 1.79 civarında bir karar kılacağını düşünüyorum. Ama yarını bekleyecektir. Yani Merkez Bankası'nın toplantısını bekleyecektir dolar TL kuru. Eğer Merkez Bankası hiçbir şey yapmazsa şey yapabilir. Dolar bir miktar aşağı gidebilir. Hani faizleri indirmedi şeklinde bir mesaj almış olur piyasa. Bir miktar aşağı gidebilir 1.75'lere. Orası da bence alım fırsatı yaratır. Peki hocam, faiz dediniz. Faiz cephesinde durum ne? Ya faize... Bayağıdır bakmıyoruz biz faize. Evet, genelde bakmıyoruz ama şöyle söyleyeyim. Faiz cephesinde tarihinin dibinde faiz. Yani 5.60'ları gördü faiz. Artık haber bile olmuyor. Bir ara sürekli haber oluyordu. İşte tarihi dip, tarihi dip. O kadar çok dip oldu ki artık haber de olmuyor. Evet, yani vallahi şu an bakıyorum böyle 5.60'lara kadar geriledi. Şu an bugün itibariyle 5.78 seviyesinde ve 5.78 rakamı oldukça dip bir seviye. Ben burada şunu söyleyeyim. Bireysel emeklilik fonlarında olanlar veya bankalarda fon almış olanlar özellikle bence tahvil ve bono fonu oranını azaltsınlar. Çünkü faizler o kadar dip oldu ki enflasyon da yüksek, reel getiri de yüksek.
Ben faizlerde bu 5.60'lardan sonra hani 5'lere kadar da düşeceğini zannetmiyorum. Artık dip seviyelerde. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde tahvil bono getirisi çok düşük kalabilir. Yani faizler eğer 6-6-10'a çıkarsa tekrar, yani şurada olduğu gibi 6-10'la 6-30 arasına gelirse tahvil bononun getirisi negatife döner. O anlamda biraz daha tahvil bonodan çıkıp daha çok likitte kalmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kısa vadeli faizler yükseliyor. Getiri eğrisi farklılaştı. Bu anlamda yani gösterge faiz anlamında bir miktar yukarı hareket bekliyorum. Yani 6-6.05'e kadar yukarı hareket bekliyorum. Bu da tahvil bono fonlarındaki getiriyi azaltacaktır. Bir de hocam Fatih Birsöz Gümüş'ü sormuş. Gümüş için bir analiz rica etmiş. Gümüş biliyorsun altınla ikiz kardeş. Gümüşte de benzer hareketi gördük, altında olan hareketi. Fakat gümüşün güzelliği şurada. Gümüş hiç olmazsa daha önceki desteğin altına gelmedi. Yani daha önce gördüğü dibinde altına düşmedi. Altına göre daha sağlam duruyor gümüş. Şimdi kritik bir noktada. Ben olsam bu seviyeden gümüşte long pozisyon açarım. Ama şunu yapmak şartıyla, 29.50 seviyesinde stop yapmak şartıyla long pozisyon açılabilir. Ve short long pozisyonda kar realizasyon seviyesi de 30.80 ile 31 dolar arasıdır. Şu an zaten gümüş 30 dolar seviyesinde. Ama 29.50'nin altında bir kapanışı anlarsam hemen pozisyonumu short'a çevirmem lazım. Çünkü o zaman çok altı boş, yani o zaman çok hızlı düşebilir. 27'lere kadar falan düşebilir gümüşte. Ama gümüş şu aşamada grafik olarak şey veriyor. Çok net bir şekilde dibe geldim diyor. Buralarda bir miktar dip formasyonu yapacaktır gümüş. Bu seviyelerde bir miktar kaldıktan sonra 31 dolarlara kadar çıktığını görebiliriz gümüşün tekrar. Son bir yorum daha okuyayım hocam. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayacağız zaten. Abdurrahman Şahin diyor ki, bu halka arzlarda BES ayrıcalık tanınması konusunda görüşümü çeşitli birimlere yazdım. Ancak net bir değerlendirme alınmadı. Top çevrildi. Belki yayınınızda bir kez daha iletebiliriz. Görüşüm kamuya ait halka arzlarda BES avantajlı hale getirilerek BES'in gelişimi hızlandırılabilir. Daha önce de bunun üzerine durmuştuk. Bunu bir kez daha altını çizmiş olalım. Onu hatırlatmış Abdurrahman Şahin. O görüşünde ilgili bilimlere de iletmiş ve BES'e haciz uygulanıyor mu diye de bir soru. Evet, o konuda bireysel emeklilik sistemi fonlarına haciz uygulanıyor mu? Pek zannetmiyorum Barış ama o konuda bilgim yok. Onu öğrenip biz söyleyelim ama benim bildiğim hani hisse senetlerine bile haciz uygulanamıyor şu an yeni yasayla birlikte. Oradaki bir fona, o birikim fonu, emeklilik fonu, ona haciz uygulanabilir mi? Çok fikrim yok ama olacağını zannetmiyorum. Çünkü o çok şey yapar. Yani o bireysel emeklilik sisteminin gelişmesini çok engeller. Ama ilginç bir soru. Daha önce hiç karşılaşmadım. Bakmak lazım ona dediğiniz gibi. Son bir şey daha ekleyeyim mi hocam? Buyurun. Son bir dakikamız. Gerçi hani isim vermek ne kadar doğru ama İz hocam kendi arsa satış sözleşmesini yaptı. Ne dersiniz diye bir yorum sorulmuş. Valla şöyle söyleyeyim. Bu haberler o kadar çok geliyor ki şimdi arsa satışı işi sözleşmesini yaptıysa o haber herhalde zaten çoktan biliniyordur. Yani şimdi hemen ben fiyata baktım tabii. Fiyat 41 liradan bir anda 44 liraya gitmiş. Sonra tekrar geri çekilmiş. Bu tip arsa satışı yapan şirketlerin karları bir anda çok hızlı artıyor Barış. Ama şöyle oluyor. Bu karlar arttıktan sonra fiyata girdiği için her şey çok fazla bir prim yapmıyor. Onu söyleyeyim. Bir de yarın Ankara'da olacağım için... Evet. İzleyicilerimizin aklına bir şey gelmesin. Yarın ben yayında olmayacağım sevgili seyirciler. Ama çok değerli bir konuğumuz ve sorularınıza çok net cevaplar verebilecek bir konuğumuz sizlerle birlikte olacak inşallah. Onu da hatırlatın. Peki hocam, yarın görüşemeyeceğiz ama çarşamba artık beraber olacağız. İnşallah. Size şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Önemli bir toplantıya gidiyorsunuz. Teşekkür ediyorum bugün için yine. İzleyicilerimize de katkılarını ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra bugünün gündemiyle tekrar karşınızda olacağız.